Cimbom Top'tan herkese iyi akşamlar. Bugün yine Adana Demirspor maçının ardından Erdem'le birlikteyiz. Erdem hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş bulduk Burak. Sen nasılsın? İyi misin? İyi teşekkür ediyorum. Yine yağmurlu bir Mersin akşamındayız. Galatasaray'ın maçının ardından Adana Demirspor maçını 3-1 kazandık. Maçla ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapacağız. 11 üzerinden gideceğiz. Futbolcuları değerlendireceğiz. Sen istersen genel bir değerlendirmeyle başla abi. Sonra devam edelim. Ya Adana Demirspor ciddi bir rakip ne olursa olsun. Bu ligin hani daha sayı zorlayabilecek ekipleri kim diye düşündüğümüzde Adana Demirspor ilk başlarda gelen bir takım ama işte bir hoca değişikliği vardı. Takımın zaten kötü bir gidişi vardı. Oyunun ilk yarısı özellikle de Nelson'un yapmış olduğu o saçma penaltıya kadar her şey çok iyiydi. İkinci yarı özellikle bundan önceki yayınlarda da hep konuştuk. Değerlendiremediğin zaman rakip de bir şekilde dönüyor. Oyuna dönüyor. İnanıyor. Oyuna inanıyor. Öyle olunca da Adana Demirspor bir süre sonra özellikle İstanbul'un de girmesinden sonra oyunu dengeledi. Bu noktada işte ne yapmamız lazımdı? Üçüncü golü bulup artık o kafalardaki Kopenhag maçına tamamen odaklanmak lazımdı ama bu bizim bir hastalığımız. Üçüncü golü de bulamayınca özellikle 70'ten sonra da takım bayağı bir geriye düştü. Adana Demirspor orta sahayı çok rahat geçmeye başladı. Oralarda sıkıntılı anlar da yaşadık ama sonunda önemli olan kazanmaktı. Özellikle bir Kopenhag maçı var. Ne olursa olsun kafalar orada. Bu işte kışında bu şartlarında bence gayet ideal bir galibiyet oldu bizim için. Şimdi Adana Demirspor aslında biliyorsun çok geçiş hücumunu iyi oynayan bir takımdı ama bu maçta daha çok hocanın değişmesiyle alakalı olabilir belki. Adana Demirspor böyle uzun top oynadı, kapalı oynadı. Bütün 11 kişiyle topun arkasına geçtiler. Ve hani bizim en çok zorlandığımız şey aslında set oyunuydu. Ben ilk yarıda Galatasaray'ın sezonun en iyi set oyununu oynadığını düşünüyorum. Acele etmedi takım. Çok ekonomik oynadı. Bu Kopenhag maçının verdiği tabii ki hani bir kendini saklama gibi düşünebiliriz ama Okan Hoca'nın da böyle bir telkinde bulunduğunu düşünüyorum. Takım enerjisini iyi kullandı bütün oyuncu. Kerem Aktürkoğlu bile yani oradaki pas oyununa, işte sakin oyuna ayak uydurdu. Ve takım aslında aktif dinlenme şeklinde ekonomik enerjiyi kullanarak ilk yarı çok iyi oynadı ve golleri de çok rahat buldu. Özellikle ben burada Mertens'in sağa yaklaşarak Tete'yi orada rahatlatması, Sacha Boey'i rahatlatması ki gol de o şekilde geldi zaten. Sacha Boey iç koridoru kullanarak oraya sızdı. Defans stoperler arasında sızdı. Ya da stoper bek arasında sızdı ve gol geldi. Ben bu anlamda birazdan oyunculardan da bahsedeceğiz ama yani Mertens'in gerçekten ilk yarıdaki o güzel oyunda çok etkisi olduğunu ve maç boyunca ilk yarı boyunca özellikle sen de fark ettin mi bilmiyorum. Bütün el kol hareketiyle takım arkadaşlarını motive etti. İşte Tete'nin kaçırdığı işte Icardi'nin ya da Kerem'in yaptığı pas hatalarında. Mertens yani bu anlamda takımda bir liderlik pozisyonuna soyunmuş durumda. Ben ilk yarıda özellikle takımın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir 11'e de bakalım abi yavaş yavaş. 11 üzerinden gidelim. Hemen ekrana getirdim. Bugün Kerem Demirbay ile başladı orta sahada farklı olarak ve tabii ki Barış Alper. En sıra dışı seçim olduğu için Barış Alper'den başlayalım. Abi Pendik maçından sonra Barış Alper Adana Demirspor maçında oynarsa tüm defoları ortaya çıkar demiştik. Bence tamamen de defolar ortaya çıktı. Şimdi burada şöyle denebilir. Üçüncü golde dakika 90 artılarda Barış Alper asist yaptı Bakambu'ya denebilir. Ama maç boyunca bir sol bek neler yapmaması gerekiyorsa Barış Alper tamamını yaptı. Çünkü kendi yeri değil. Çok önde oynamaya çalıştı. Böyle olunca da ekonomik de kullanamadı gücünü. Karşısında yani bu ligin sayılı işte kanat oyuncularından Yusuf var. Onun karşısında çok zorlandı. Hep aynı şekilde topu kullanmaya çalıştı. Topu çekip ondan sonra kafayı kaldırıp kullanmaya çalıştı. Bu da zaten normaldi. Ben Barış Alper'i açıkçası beğenmedim. Yani bu geçici bir çözüm. Bundan sonraki dönemde Barış Alper olmaz diyeceğim ama anlaşılan şu ki Kazım Can bu maçta hiç düşünülmediğine göre hatta 90 dakika Barış Alper oynadığına göre bundan sonraki süreçte Barış Alper sol bek olacak devre arasına kadar Angelino'nun durumuna kadar. Kerem Demirbay bence bugün Galatasaray adına sahanın en kötüsüydü. Oynadığı süre içinde hemen hemen hiçbir katkısı yoktu. Bir 8 numara ne kadar vasat oynayabilirse o kadar vasat oynadı. Leverkusen'de işte transfer rekoru kırmış bir oyuncunun bu kadar vasat oynamasını ben hakikaten anlamıyorum. Kerem Demirbay'la da alakalı bundan önceki yayınlarda bir umudum olmadığını söylemiştim. Aynı görüşüm devam etmekte. İlk yarıda bir büyük takım nasıl oynaması gerekiyorsa hele de çok önemli bir maç öncesi ne kadar doğru oynanabilirse o kadar Galatasaray doğru oynadı. Yani geçiş hücumundan bir gol attık, setten bir gol attık. Özellikle Sacha Boey'in golü çok değerli bir gol. Ondan sonraki ikinci golde de Torreira'nın topu kapışı, Icardi'nin Kerem'i çok rahat görüşüyor. Kerem'in usta işi son vuruşu. Yani Kerem'i çok eleştiriyoruz ama bugün de hakkını o özellikle gol vuruşunda vermek lazım. Günün sonunda Kerem bir asist bir gol, Icardi bir asist bir gol. Çok mu iyi oynadı?
oynadılar. Özellikle Icardi, belki sen de Tete'yle birlikte değerlendirirsin. Bence gene vasattı. Sahada yoktu galiba. Kerem, aynen. Kerem eski günlerinden böyle kesitler sergiledi. Mertens'in de sahada olması önemliydi. Dediğim gibi takıma hani oyun anlamında katkısı olduğu kadar diğer faktörler açısından da katkısı var. İlk yarıyı bu şekilde ve maçın genelini bu şekilde değerlendirebilirim. Oyunda sonradan girenler bence çok fazla bir katkısı olmadı. Özellikle de Kaan Ayhan birkaç topta Torreira'nın çabuk geçirmesinden sonra Kaan Ayhan da aynı şekilde geçirdi. Halbuki o noktada Okan Buruk o Torreira'nın ön alan presinden sekecek toplara Kaan Ayhan'la müdahale etmeyi bence planlıyordu ama ikisi birden çok rahat geçildiler. Ben bugün Kaan Ayhan'ı da beğenmedim. Zaha da vasattı. Ama dediğim gibi kafalar Kopenhag maçında hepimizin kafasında. O normal olarak Kopenhag maçında. Özellikle de skoru çok geç bulduğumuz için yine zorlandığımız, gücümüzü ekonomik kullanamadığımız bir maç oldu. Torreira yine yani iki kişilik oynadı gerçekten. Özellikle ya ben Torreira'nın ilk yarıdaki oyunu, ikinci yarıdaki oyunu, o özverisi. Yani adam ne kadar yorgun olursa olsun yani mesela Kopenhag maçını düşünmüyor adam. Yani düşünmüyor gibi oynuyor. Her maç onun için final maçı, son maç gibi oynuyor. O özellikle İstanbul'u girdikten sonra az önce dediğin çok nokta çok doğru. Ben bir yerde çıldırdım artık. Kaan 3 kere, 2 veya 3 kere geçirdi abi İstanbul'u ve inanılmaz basit çalım yedi. Kerem Öz Aktürkoğlu'nu eleştiriyorduk da bir anda adamın üzerine koşturuyor böyle hani pres yapacağım diye. Aynısını yaptı. İstanbul'u ağır bir adam. Yani zaten yaşı tamam yetenekli bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu ama Kaan da tecrübesiz değil. O çalımları yememen lazım. Oradaki tam orta sahanın kırıldığı nokta orası. Yani sizin ikinizi geçtiği zaman Torreira ile seni zaten kimse yok. O noktada o yüzden ben Kaan'ı çok eleştirdim ki diri girdi oyuna. Hani Torreira hadi yorgundu 8 numaraya geçti diyebiliriz ama oyunu gerçekten orada düşürdü. Ben birazcık da Tete'ye geçmek istiyorum burada. Tete özellikle Pendikspor maçında o kaçırdığı golden sonra anlaşılan hocadan uyarıyı almış. Bu maçta özellikle ilk yarı sürekli pası aradı. Hatta şut atması gereken bir yer vardı. Sacha Boey'in önüne atmaya çalıştı. Out'a gitti falan. O anlamda ben Tete'yi ilk yarıda özellikle çabasını beğendim. Ama ikinci yarı yine bir gol kaçırdı. Orada yine Kerem'e verebilirdi. Aynı pozisyon aşağı yukarı. Hemen direğin yanından out'a çıktı. Şey yaptı herhalde. Bugün çok verdim. Bu sefer de vurayım. At çok güvendi kendine. Atayım dedi ama atamadı. Yani Tete bir gol atsa rahatlayacak, özgüveni de gelecek. Zaten Kazımcan konusunda da bahsetmiştik burada. Genç oyuncularda yetenek sıkıntısı zaten yok ya da temel beceriler var. Ama onların özgüvenini sağlayacak performansları henüz ortaya çıkaramadıkları için biz sıkıntı yaşıyoruz. Burada abi Icardi konusuna bir değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Icardi bu takım için çok önemli, çok büyük yetenek ama artık yani bizim Icardi'ye ihtiyacımız var. Abi bu adam muhtemelen hala o sakatlığın etkilerini yaşıyor. İki tane çok net pozisyon geldi, topu kontrol edemedi. Yani fark ettin mi bilmiyorum ama bakan bunun sahaya atılması lazım. Bugün mesela hoca bakan buya da artık bu süreleri vereceğini gösterdi. Bakan bu Çok da faydalıydı bence kötü bakalım. oynamadı. Hani 10 numara pozisyonunda gibi oynadı ama ben beğendim bakan buyu. Abi daha çok böyle forvet arkası gibi oynadı. Hani Hamza Hamzoğlu döneminde Umut Burak hikayesi vardı ya. Aynen. Hamza Hamzoğlu verim almıştı. Yani bence bu tarz denenmeli. Çünkü bakan bu ya fayda veriyor artık. Bu şekilde bir oyuncunun hala 90 dakika oynayan Icardi'nin arkasında bana süre gelir mi diye düşünmemesi lazım. Bu oyunun ödüllendirilmesi lazım. Bu da bakan bunun hak ettiği bir durum. Tete konusunda sadece ufak bir şey var. Acaba karşısında da Yusuf Erdoğan'ın olması biraz onun oyununu pozitifleştirdi mi diye ben maçtayken de böyle bir düşünce oluştu bende. Ama dediğim gibi çok pozisyona geliyor. De bu kadar pozisyona girmesi, pozisyon yaratması kendisi açısından çok değerli ama abi artık yap. Yani gol yapacaksın. Ya bir Yapmadığın asist sürece yap, oyun gol yap, değil mi? yani onun karşılığı olmadığı zaman Kerem Aktürkoğlu gibi oluyorsun. Kaçırıyorsun, kaçırıyorsun, kaçırıyorsun. Sonunda bir şey vermemiş oluyorsun. Yani kendini ödüllendiremedi. Ben onu özledim bugün. Aynen öyle. Kesinlikle ben de onu özledim. Bir de bu noktada abi Kerem Aktürkoğlu'na da geleyim. Onunla ilgili de son bir şey söylemek istiyorum. Ya Kerem Aktürkoğlu'nun bugün golden sonra özellikle o geçen haftalarda eleştirdiğimiz vücut dilini ben çok olumlu buldum. Ya ondan kurtulduğu zaman Kerem zaten bambaşka bir karaktere bürünüyor. Bu oyun karakteri değişiyor ve bugün de damgasını vurdu maça o sayede. Evet, Burak fark ettiysen golde Mertens Kerem hafif bir sakatlık da geçirdi. Aynen. O marka hareketini yaptırttı yani. Ya Yaptırdı. sanki bizi burada bir şekilde hani duymuş
Artık bak kendine gel, oyundan zevk al, hikayesini sanki ona anlatmış gibiydi. Acılar içinde bile o hareketi yapmaya çalıştı. Ya bu da değerliydi. İşte Mertens'in abi az önce söyledim o takımın liderliği yani bak oynamasa bile ya da az oynasa bile bu çok önemli bir takımda. Yani özellikle bizimki gibi genç sayısının yüksek olduğu yani yıldızların yanı sıra yani Kerem de genç sonuçta Barış Alper var, Tete var bu takımda, Sasha Boy var. Nelson bile hala genç sayılır yani. Burada tecrübesiyle Mertens'in dokunuşları çok önemli. Oyuna katkısı kadar önemli yani. Abi ben bir Burak, Nelson dedikmişken Nelson'u oraya da es gelecektim geçmeyelim. aslında. Ya Nelson'u konuşalım. bugün olumsuz anlamda fark yarattı. Penaltı pozisyonu bana kalırsa penaltıydı. Hani bazı görüşler var, penaltı değil gibi görüşler de var ama bana kalırsa dirseği kaldırdı. Bence penaltıydı. Hakem konusuna da zaten değinmemiz lazım. Orada detaylandırırız ama hakemin bence orada kararı doğruydu. Hani diğer maçlarda veriliyor, Fenerbahçe maçlarında veriliyor, verilmiyor hikayesi tabii ki önemli ama yani burada da bir gerçek var. O bence de penaltıydı. Onun dışında da Nelson'un bütün defolarının ortaya çıktığı bir maç oldu. Defoları ve artılarının. Karşısında Niang olduğu zaman Adana Demirspor Fenerbahçe maçında bile Samet'in bile Niang'a bir üstünlüğü vardı. Yani Niang çok Milan günlerinde değil. Hatta Milan'da da çok vasat bir performansı vardı ama Türkiye Ligi'nde özellikle böyle durağan bir forvet olduğu için Nelson tipi işte Samet gibi daha böyle kalıplı forvetlere karşı üstünlük sağlayan defans oyuncularını zorlanıyordu. Bugün de Nelson olumlu anlamda Niang'a o kafa topları ve hamle üstünlüğü sağladı. Ama özellikle bir pozisyonda uzun süre Sacha Boey'i Yusuf Erdoğan galiba geçti. Nelson sonuna kadar o pozisyonda orta açmasını bekledi. Artık diyorsun ki hamleni yap abi sen savunmacısın. Şu ilk hamleni yap bir geride karşılama diye sanki böyle bas bas bağırıyorsun. Zaten penaltı pozisyonunda da çok saçmaladı. Oyun genelinde de bu kadar vasat özellikle ilk yarı Adana Demirspor'a karşı bence o da oyunun kötülerindendi. Yani devre arasında mı olur? Devre arasında yeni bir transfer mi olur? Bence Nelson'dan acilen para ediyorken kurtulmak lazım. Çünkü baya baya gerilere gitmiş Nelson. Bugün penaltı pozisyonuyla ilgili hazırsan bahsetmişken hakem konusuna da geçelim abi son olarak. Zaten konuşacak başka çok fazla bir şey yok onun dışında. Bir de Kopenhag maçına değiniriz. Hakem konusunda abi şöyle. Şimdi penaltı pozisyonunu ayrı değerlendireceğim ama hakem özellikle işte atak başlangıçlarında işte ya da ne bileyim ikili mücadelelerde inanılmaz saçma sapan kararlar var. 3-4 tane net faul olmayan pozisyonda Sasha Boy'un var, bir tane Kerem Demirbay'ın var, Torreira'nın var. Faul verdi ve hani topu bizim atak devamlılığımızı kesti. Zaten oyunundan dolayı bize bir şey yapamaz derken bugün ama ilk fırsatta da penaltıda penaltı verdi. Şimdi Okan Hoca maçtan sonra şöyle dedi. Dedi ki penaltı penaltıysa biz de bilelim standardı neyse. Başka statlarda verilmeyen penaltılar bize verilmesin. Penaltıysa evet desinler ki bu kapalı da olsa kola değdiği anda penaltı oluyor. Ben kötü niyetli olduğunu düşünüyorum hakemin. Abi %100 kötü niyetli. Ben o pozisyonda sadece o dirseğin biraz daha böyle gayri ihtiyari kalktığını düşündüm ama tabii yani farklı görüşler olabilir. Hakem konusunda şöyle abi. Türkiye'de böyle ilginç bir istatistik okumuştum. İnsanların birbirine güvenme oranı %14 seviyelerindeymiş. Bu rakam Avrupa'da %70'lere ulaşırken bizde %14. Benim Türkiye'deki hakemlere güvenme oranım %3. Bilemedin 4. Hiçbir şekilde hakemler değişiyor, merkez hakem kurulları değişiyor ama hiçbir şekilde güven vermiyorlar. Bir defa o aşırı derecede yeteneksizler. Art niyetliler, özellikle Abdülkadir Bitigen'in Galatasaray'ın bundan sonraki derbilerine, özellikle deplasmanlara falan atanma durumu kabus olur. Türk hakemleriyle ilgili söylediklerine katılıyorum. Eyyamcılık kesinlikle var abi. Ne diyorlar biliyor musun? Ben atıyorum kötü bir karar verdiğini ya da yanlış bir karar verdiğini görünce illaki karşı takıma da bir yanlış karar verecek. Yani bak mesela ben dedim ki bugün bize gider bir penaltı verir. Ya bizim penaltı penaltıydı ama öyle bir pozisyon denk gelmedi. Saçma sapan bir penaltı verir diye. Yani ondan sonra birkaç tane böyle takdir hakkını bizden yana kullandı falan böyle tepki çekmemek için. Ya abi şunu yapmayın. Güveniyorsan kararına orada o kararın arkasında da doğru neyse hani dik duruş yok. Ya böyle oyunculara kaş göz vesaire yapıyorlar. Böyle bir vücut dili saçma sapan oluyor. Ya da böyle saçma sapan eyyamlar yapıyorlar. Abi hakemi de konuştuk. Kopenhag maçıyla ilgili de aslında şu an çok bir şey konuşmaya gerek yok. Çünkü büyük bir ihtimalle pazartesi akşam bir canlı yayın düşünüyoruz.
Kopenhag maçı ile ilgili. Şimdiden de buradan duyurmuş olalım. Tekrar tabii duyurusunu yaparız ama ilk canlı yayınımız olacak. Herkes umarım orada da arkadaşlar, izleyen arkadaşlar gelirler. Güzel bir interaktif canlı yayın olur. En azından chat'teki soruları da cevaplarız o şekilde. Evet, bizim için çok önemli olacak. Yani katılımlar bizi mutlu edecek o gün için. Aynen öyle. Abi teşekkür ediyorum geldiğin için bu saatte. Güzel. Eyvallah Burak. Görüşmek üzere. İnşallah pazartesi günü dediğin gibi görüşürüz. Kopenhag maçında böyle hem kendimizi ısındırırız hem de katılımcılar böyle bir ısınır. Aynen. Ondan sonra hafta içinde de bir zafer gecesi yaşarız. Ondan sonra tekrardan burada bir arada oluruz. Aynen. Çok güzel söyledin abi, zafer gecesi. Umarım dediğin gibi olur. İzleyecek herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.